Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Allah nice nice güzel yüzyıllar nasip etsin. Biz 4 kardeşiz, 2 kız 2 erkeğiz. Ailem beni çok güzel yetiştirdi. Benim için gerçekten çok büyük, çok yani bir sürü sporcu arkadaşlarım emin olun böyle olması için mücadele ediyordur. İnşallah Allah yollarını açık etsin. Gerçekten kolay değil. Sakatlık, bir yani her sporda bir sakatlık var. Allah herkese nasip etsin diyorum. Evet. Ama ben 3'te 3 olimpiyat şampiyonunu ciddi anlamda hedefleyen bir sporcuyum. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin diyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum yüzyılımız. 100. yılımız. Valla normalde benim uyku düzenim dediği saat 4-4.30 gibi yatıyorum ben. Mutfağa gitmiştim. Yoğurt ve elma saatimdi. Alıp yemeği düşünüyordum. Aldım geldim ve bir anda evin sallandığını ve yer yerinden oynadığını gördüm. Eşim uyuyordu koltukta. Sonra ben arabadan indim, birbirimize falan sarıldık. İşte kelime-i şehadet falan getiriyoruz. Dedik herhalde dünyanın sonu geldi. Kötüydü. Sonra binalardan boşalttık işte. Ben sağ olsun bakanlığımız, Allah gerçekten devletimize zeval vermesin. Aradılar. İşte Nazmiye Tohum Merkezi'ne gel. Ben çok direndim. En son akşam artık 10 gün sonra falan tekrar büyük bir deprem oldu. Orada arkadaşlarımla, sevdiklerimle kalmayı tercih ettim. Sonra baktım arabada nereye kadar. Sonra artık ısrar ettiler. Ben de geldim. O gündür bugünden beri buradayım. Zor bir gündü. Allah kimseye yaşatmasın. Allah böyle bir acıyı kimseye vermesin ya Rabbi. Ben bir gün babama hep şey diyordum. Baba bir gün ben çok iyi bir yere geleceğim. Gerçekten çok iyi yerlere geldim. Bu spora başlarken hiçbir zaman için maddiyat düşünmerek başlamadım. Hala da asla yeni gelen, yeni başlayan sporcu arkadaşlarımıza önce işlerinde başarılı olmalarını isterim. Bu milli gururumuz, milli ay yıldızlı bayrağımız da altında hiç pes etmeyelim. Bu yolda yürümeye devam edelim. Ben spor hastasıyım. Sporu çok takip ediyorum ben. Benim biraderim de engelli. Türkiye şampiyonasına katılacağını söyledi. Antalya'daydı o zaman 2013 yılında. Birlikte gidelim mi dedim. Gidelim dedim. Nazmiye'de ben maçları genellikle yani %90 takip ediyorum. İşte Nazmiye'nin 2012'de paralimpik şampiyon olduğunu falan televizyonda komple beni izlemiştim. Dedim Nazmiye de gelecek mi dedim. Gelecek dedi. Neyse Antalya'daydı. Antalya'ya gittik. Nazmiye'yi gözüm arıyor. Çünkü olimpiyat şampiyonumuş, rekortmen. Ondan sonra ertesi güne Türkiye şampiyonu oldu. Türkiye şampiyonasında bizim biraderi ben yarıştırdım. Ondan sonra baktım Nazmiye yarışıyor. Nazmiye'yi ben izledim ben. Ondan sonra yanına gideyim mi, gitmeyeyim mi diye bir cesareti o an toparlayamadım ben. Hızlı bir şekilde evlendik. Bitti 2014. 2014, 14 Kasım'da evlendik çok şükür. O gündür bugündür de eşimle birlikteyim. Antrenmanlara, kamplarına, antrenörlüğünde. Belgemiz yok ama birinci kadememizi daha yeni aldım. Önceden de refakatçi olarak gidiyordum. İki Avrupa şampiyonluğu yaşadım. Bir olimpiyat şampiyonu ve rekortmenliği yaşadım. Son hakkında Paris olimpiyatlarını hak ettik. Son hakkını ben çıkarttım eşimin. Eşim bana güvendi. Ben eşime o an güvendim. Dördüncü hakkımızı yaptık ama dördüncü olduk. Kod sıralamada yerimizi aldık. Paris'e inşallah gideceğiz. İnşallah orada da madalyamızı getireceğiz.